Kulakların hasta. Herkese merhaba. Veteriner olmaya çalışıyorum ama olamadım bir türlü. Bugün değişik bir videoyla, değişik bir yerde de yeni bir arkadaşımızla birlikteyiz. Bursa'dayız. Geziyoruz, konu bulup geziyoruz. Bir şeyler çekmeye çalışıyoruz kendimizce. Bursa'da da Aykut Bey var, Aykut arkadaşımız. Kendisi Temel Nutrition şirketinin pazarlama müdürü, başarılı bir arkadaşımız. Yani şirket için önemli bir kişi veya şahıs. Her neyse. Konumuzun aslında hayvancılık. Bir kez hayvancılıktan bahsedelim istedim. Hayvancılık birçok konuda önemli. Burada maket yapmışlar. Maket mi deniyor? İnek. Yani günlük süt ve süt ürünleri olmazsa olmaz masamızın bir parçası oluyor abi, değil mi? Süt, peynir, tereyağı, yoğurt vesaire. Ve tabii süt deyince şehirlerde, büyük şehirlerde özellikle ve şehirlerde biz sadece tüketmek istiyoruz ama nereden geldiği, nasıl geldiği, nasıl bir kalitede olduğunu bunu bilemiyoruz. Bu nedenle de bugün buradayız Aykut Bey ile birlikte. Hem sağlıklı bir hayvancılık, yani gerekirse küçük baş, gerekirse büyük baş nasıl olabilir, nasıl oluyor? Biz tüketici, nihai tüketici olarak nelere dikkat etmemiz lazım? Ve birazcık da şeye değineceğiz, yani hayvanlar çeşitli hastalardan nasıl tedavi edebiliriz? Yani ilaç ve katkı, yem katkı maddeleriyle birlikte. Çünkü burada bir sürü ürünlerimiz var. Abi kısaca seni tanıyalım ve şirketteki ne iş yaptığını söyle. Tabii. Ben kısaca kendimi tanıtayım. Arkadaşlar merhabalar. İsmim Aykut. Aykut Yaman ben. TMR Veterinerlik'te TMR Nutrition bölümünde Türkiye Satış Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyorum. Bunları pazarlıyorken aynı zamanda ben bir üreticiyim. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarımız var. Yani son nihai tüketiciye sizlere sofralarınıza gelen ürünlerin üretimini bizzat yapıyorum. Üretimin bizzat içindeyim. Şimdi konu başlığı çok güzel. Bunu ben başta birazcık daha böyle gelelim. Tabii. Türkiye'nin kısaca böyle hayvancılık durumu nedir? Üretici evveliyatından beri, yani benim bildiğim Cumhuriyet tarihinden bu yana tarım ve hayvancılık bizim ülkemizin ana sebebi üretim. Üretim yaparak hayatını idame ettiriyor. Şimdi Avrupa'yı da takip ediyoruz, görüyoruz. Orada gördüğüm hayvancılıkla bizim ülke hayvancılığı arasında biraz fark var. Şunu gözlemliyorum, şimdi başka bir konuya değineceğim, konuyu birbiriyle bağlayacağım. Tarım ve hayvancılık politikalarından dolayı ne yazık ki İleri yaş grubu, üretim insanları var. Yani köylerde yaş ortalaması 57, gençler köyü terk etmiş,
şehirlerde, fabrikalarda, işte apartmanlarda kapıcı, temizlikçi, şoför vesaire gibi işlerle meşgul oluyor. Köyde üretim yapmaktansa şehirde çalışıyor az kazandığından dolayı. Ne yapılabilir? Gençler tarım ve hayvancılığa özendirilebilir. Kazanç marjları artarsa insanlar şehirde yaşamak istemez. Çünkü burada asgari ücretle, sabit bir maaşla evini geçindirecek kadar bir yaşam payıyla hayatını idam ettiriyor. Lakin o köylü genci köyüne gelip de üretim yaparsa tarım ve hayvancılık ciddi manada üretimde kalite sağlayacaktır. Bizim kuzeyden güneye, doğudan batıya ülkemizin her mecrasında kaliteli tarım arazileri var. Her yerde değişik kabaya ve kesip yemler üretiliyor. Bunlar da tamamıyla kendi saf orijinal üretim olduğundan dolayı doğal ve organik üretim yapılıyor aslında. İnsanların son zamanlarda organik üretime olan bir şey var. Yani özentisi yönelim var, yönelim var. İşte ben dolaplardan, fabrikaların paket sütünü almayayım da köylü Mehmet amcanın ürettiği sütü alayım diyor. Ben şahsen İstanbul'da 2,5 seneden beri çiğ süt şeklinde alıyoruz. Yani inşallah iyiydi, yani iyi süt olarak alıyoruz. 3 litre 13 lira kahveyle birlikte, yani şişede. Açık süt mü alıyorsun? Açık süt. Yani çünkü yoğurdunu yapıyoruz. Yoğurtta bir fark var ama o fark neyse artık ben bilmiyorum. Yani marketteki yoğurtla evdeki yaptığımız yoğurt çok farklı. Lezzetli mi oluyor? Yani lezzet. Ben bir dahaki market yoğurdunu yemez. Şimdi market yoğurtları sanayi tipi işletmeler var. Şimdi köylerde sütler üretiliyor. Büyük kurumsal firmalar bu sütleri satın alıyor. Onları işliyor ve market raflarına koyuyor. Şimdi kaç formülasyonda işlendiği önemli. Isıl işlemlerden geçiyor. UHT, pastörizasyon vesaire. Siz direkt saf olarak alıyorsunuz. Aslında sizin tüketimle alakalı bir gıda tehlikeniz var. Yani örnek veriyorum, hayvan hastalıklarından tüberküloz, brusella, işte bu tip hastalıklar insanlarda ölümlere sebebiyet verebiliyor. Sizin kendinizi bırakmıyor. Bırakmadım. Şimdi burada ilaçlar var arkadaşlar. Bu ilaçların değişik kokuları var. Evet. Belki de sinirin gitmesi o nedenlerden biri. Bu ilaçlara da geleceğiz. Neyse, şimdi sizin aldığınız açık sütlerin sağlıklı olması gerekiyor. Ama sağlıklı süt satanlar var mı? Evet, tabii ki de var. Sağlıklı sütler piyasada var. Perakende anlamda her sütçüden de süt alınmaz. Bunu da detay olarak bildireyim. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bir seneye kadar, yani bir sene önceye kadar şeyle kazan artık ne denir, depoyla geliyordu süt. Şeyde bizim markette. Orada dolduruyordu. Değişik bir poşetle veriyorlardı. Hep 3 litre almıştım vardı. Şimdi birkaç aydır veya bir sene yakın yasaklandı. Yani direkt artık ambalajlar da veriyorum. Kapla, yani şişe, plastik şişe geliyor. Yani bir fark var mı bilmiyorum ama aynı süt, aynı süt. Yani şimdi biz de üretiyoruz sütü. Biz kendimiz güvenle ve sağlıklı içiyoruz. Ama hayvanlarımızı hastalığa sevk etmiyoruz. Sağlıklı süt tüketmeye özen gösteriyoruz. Şimdi bizim ülkemizde iller arası transferler var. Örnek veriyorum. Rize'deki adam gelip Bursa'daki iğneyi alıyor. Diyarbakır'daki adam gelip Trakya'daki iğneyi alıyor veya İzmir'deki. Artık hangi damızlık düve işletmesi veya sağılır inek işletmesi ise oradan hayvanını temin ediyor. Onlarla alakalı sıkıntı yok da tüm mesele hastalık. TMR Nutrition olarak sahada varız. Yani biz sahada olmamızın gayesi ve amaçlarından biri antibiyotiksiz bir hayat. Yani sizlere organik sütü sunabilecek üreticiye takviye ürünler.